Bugün Alplerde Yaşayan Kurtlar üzerine 2019 yapım bir belgeselden ve bu fırsattan istifade yönetmen koltuğunda oturan meşhur Fransız belgeselci Frédéric Fouja'dan bahsetmek istiyorum. Belgeselimizin özgün adı Le Plus Beau Pays du Monde, Sanctuaire Opus 3, yani bir serinin üçüncüsü. Fransızcası dünyanın en güzel toprakları ya da ülkesi, kutsal bir sığınak, Sanctuaire gibi bir anlama sahip. İngilizce anlatımlı bir versiyonu da mevcut. Bunun ismi de The Snow Wolf, A Winter's Tale. Yani kar kurdu, bir kış hikayesi. TRT Belgesel bu ismi sığınak, Alplerde yaşam savaşı olarak Türkçeleştirmiş. Yani sanktüeri sığınak olarak almak dışında özgün isimleriyle bir ilgisi yok. Ben hem Fransızcasını hem de İngilizcesini seyrettim farklı zamanlarda. Şanslıyım bu konuda. Anlatım metinleri arasında farklar var. Süre farklı. Fransızcası 1,5 saat, İngilizcesi 1 saatti benim seyrettiklerimde. Ayrıca kurguda da değişiklikler yapılmış. İngilizce olanı daha kompakt, daha derli toplu ve daha iyi anlatımlı buldum açıkçası. Konusu tek cümleyle bir dişi kurdun önce yalnız sonra yavrularıyla Alp dağlarında tehlikeli bir yolculuğu göze alarak güvenli topraklara göçü. Bilimsel yönünden çok dramatizasyonuyla öne çıkan bir tarzı olduğunu söyleyebilirim. Bu konuyu ileride biraz daha açacağım ama şimdi yönetmeninden bahsetmek istiyorum. Türkçe bir bilgi bulmak mümkün gözükmüyor nette. Oysa dünyada isim yapmış belgesel ustalarından kabul ediliyor. Yönetmen Frédéric Fouja. Frédéric'i bazen kısaltıyor ve Fred Fouja olarak da yazabiliyor belgesellerine. Bir Fransız, dediğim gibi belgeselleriyle tanınan bir Fransız. Biraz da tabiat ve zooloji üzerine belgeselleriyle Fransa'nın önde gelen isimlerinden. Fransa 2 gibi kanallarda çok ciddi seyirci kitleleriyle buluşmuş, reytingi de iyi olan yapımlar. Gençliğinde biraz dünyayı gezip tozuyor. En sonunda Fransa'ya dönüp annesi ve kardeşiyle beraber 1987 yılında Borealis film şirketini kuruyor ve pek çok yapıma imza atıyorlar. Bir müzik tutkunu aynı zamanda, saksafon çalıyor bir caz bandta. 1989-99 Canal Plus'le ortak bir projeye imza atıyor. Le Seigneur des Animaux. 13 bölümlük bir belgesel serisi bu. İnsanlarla hayvanların ilişkilerini ve etkileşimlerini ele alıyor. Hatta bu serinin en meşhur filmi Il Danse pour ses Cormorans. 1993 tarihli. Çinli bir balıkçının geleneksel tekniklerle eğittiği kara bataklarını balıkçılıkta kullanışı. Peki görmüşsünüzdür, bir ip bağlarlar boğazına kara batakların. Kara batak denize dalar fakat balığı yutamaz. Çeker balıkçı bunu kayığına. O yutamadığı balığı ağzından alır. Ondan sonra tekrar denize gönderir. Bana acımasız bir yöntem olarak geliyor. Bu seri çok başarılı oluyor neticede. 40 dile çevriliyor. Le Seigneur des Animaux. Hayvan efendileri. Çalışmaları ekrana da yansıtalım. Liste halinde filmografi de verelim ekrana. İnsanlar bir görsel olduğunda o esere daha kolay yaklaşıyor, daha rahat tanışıyor. Verelim ekrana bunları. 1998'de Hanuman isimli bir filmle sinemaya adım atıyor. Bir İskoçla bir makak maymunu. Bunların Hindistan'daki dostluğu ve maceraları ama pek iyi eleştiriler almıyor. Zaten sinema kariyeri de devam etmiyor. Fouja aynı zamanda bir yazar, belgesellerine metinler yazıyor, yani narration'ı kaleme alıyor. Mesela 2003'te Jacques Malater'in L'Odyssée de l'Espèce belgeselinin metnini yazıyor. Türlerin göçü gibi çevirebiliriz, prehistorik döneme bir bakış. 2 sene sonra 2005'te Homo Sapiens ve 2007'de The Rise of the Man, yani ikişer yıl aralarla çıkardıkları bir üçleme olarak bu seri yine pek çok ülkede gösteriliyor. Prehistorik dönemi anlatan bir üçleme. Sadece tabiatla, evrimle sınırlı kalmıyor. 2008 yılında Ce jour-là tout a changé yine Fransız televizyonuna yaptığı bir seri. Burada hayvanlara değil insanlara, tarihe odaklanıyor. Tarihin dönüm noktalarını, dokudrama dedikleri metodla
seyirciye sunuyor. Öyle basit bir seri değil, çok ciddi bütçeyle çekiliyor. Kayda değer bir başka çalışması Puja'nın 2010 yılında yaptığı Fas o Volkan Tüör belgeseli. Gerçek bir olayı docu-fiction tarzında ele alıyor. Nedir bu gerçek olay? Japonya'da Unzen Volkanı'nda çalışmalar yapan araştırmacı bir çift var. Katya ve Morris Kraft. İşte bu ikilinin ve daha pek çok kişinin vefat ettiği korkunç kazayı dramatize ederek ekranlara taşıyor. Katya ve Morris Kraft karı koca volkanolog. Gazları incelerken meydana gelen, aniden ortaya çıkan bir lav akışıyla 41 kişiyle birlikte anında ölüyor. Yönetmeni özetle tanıttıktan sonra bu programın konusu olan belgesele dönelim. Özgün ismiyle Le Plus Beau Pays du Monde Sanctuaire 3. bölümünde bir kurdun önce yalnız, sonra yavrularıyla beraber güvenli topraklara ulaşabilmek için köy ve kasabalardan, otoyollardan, ormanlardan, düşman hayvanların arasından yolculuğunu izliyoruz. Puja'nın tarzı bilgilendirici ya da şaşırtıcı olmaktan çok dramatizasyona ağırlık vermek şeklinde. Ne demek bu? Hayvanları kişiler olarak ele alıyor anlatım metninde. Tabii bunu bir masala dönüştürecek ölçüde yapmıyor. Belgesel kategorisinden tamamen kopmuyor. Ama işi biraz hikayeciliğe doğru zorluyor. Filmleştirme ve hayvanlardan sanki birer insan karakteri yaratma yaklaşımı var. Bu sayede özdeşleşme pek çok belgesellikine kıyasla daha yoğun olabiliyor. Hayvanları insansı halleriyle düşündürmeyi seçiyor. Dolayısıyla anlatı bir doğa olayından çok bir hikayeye dönüşüyor. Hani çizgi filmlerdeki antropomorfizasyonun benzerini düşük dozlu olarak narration'da uyguluyor. Hatırlayın mesela Disney şirketinin en meşhur eserlerinden biri Lady and the Tramp ya da daha yakın tarihli ne var? Ice Age çizgi film animasyon serisi değil mi? Ya da Tim Willocks'un Doglands romanı. Hepsinde hayvanlar insan aklı ve anlayışına sahip olduğundan çocukların bile ilgisini çekerler, özdeşleşebilirler. Bu açıdan çocukları belgesele başlatmak, alıştırmak için de uygun işler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında kurtların Alplerde neslinin tükenmek üzere oluşuna dikkat çekiliyor. TRT'de de yayınlanan Sığınak Alplerde Vahşi Yaşam belgesel filmi aslında şimdiye kadar 3 filmi çekilmiş bir serinin 2019 tarihli sonuncu kısmı. İlki 2013 yılında çekilmiş, gösterildiğinde Fransa 2 kanalında o yıl en çok seyredilen yapım olmuş. Ayrıca Fransa'nın en favori televizyon programı seçilmiş. Yani bir nevi Fransız halkı sahip çıkmış diyebiliriz. Bu vesileyle TRT'ye de bir parantez açalım. Dediğim gibi tesadüfen TRT belgesel kanalına da rastlamıştım. Yakaladığım 2019'da çekilen serinin 3. bölümüydü. Sanırım İngilizce 1 saatlik versiyondu. Peki bu serinin ilk 2 bölümü TRT belgeselde gösterildi mi? Bilmiyorum. Aslında öğrenmek istedim bu programda paylaşmak için. Ama bu sayede bakma şansı bulduğum TRT'nin sitesinde bırakın bu kadar temel bir bilgiye erişmeyi, gösterdikleri en güncel programlar ya da belgeseller hakkında dahi doğru dürüst bir bilgiye ulaşmak mümkün değil. Ne yönetmen, ne yapımcı firma, ne özgün isimler, ne de doğru dürüst bir açıklama. Zaten çevirinin de özgün isimlerle hiçbir alakası olmadığı için izleyici nereden bilgi edinecek? Tam bir rezalet. Sitenin zaten berbat bir yapısı, fakir bir içeriği var. Bir de üstüne 404 sayfa hatası mesajlarından geçilmiyor. Ver ekran onları da verelim. Şu programı yaptığım gün kaç yerde sürekli bu mesajı verdi? Yıl 2021. Ver şu rezalet hali görsünler. TRT Belgesel Kanalı'nın resmi sitesi bu. Kendi gösterdiğim belgesel hakkında kısa ya da ayrıntılı bilgi vermek internet çağında bunca bütçeyle bu kadar mı zor TRT? Kişisel siteler bile bundan daha kullanışlı ve zengin artık. Bırakın dünya ölçeğinde işler çıkarmayı, hazır işleri doğru dürüst yayınlamayı, sunmayı bile beceremiyorsunuz. Fakat başka türlüsünü görmemiş, bilmemiş halkın bunu fark edecek bir bilinci de olmadığından işleri idare ediyorsunuz. Bu çağda bu kadar bilgiden yoksun internet sitesi hem de bir belgesel kanalına yakışmıyor. Parayı bastırıp insanların kafasına çay atar gibi belgesel yayınlamakla bu işler olmuyor. Artık biraz görgü, biraz ilgi, biraz bilgi ama bunlar sonradan olmuyor tabii. Serinin 3. bölümü olan Sığınak Alplerde Yaşam Mücadelesi sinirlerinizi germeyecek,
düşünce trafiğinizi meşgul etmeyecek, rahatlatıcı, Disneyvari ve bilimselliğinden çok hikayesiyle öne çıkan hafif bir tabiat belgeseli arayanlar için birebir. Programı en iyisi belgeselin fragmanıyla kapatalım. Frédéric Fujan'ın bu iyimser hikayesiyle Alp Dağları'nın barındırdığı benzersiz görüntüler eşliğinde kısa süreliğine de olsa yolun sonundaki kurtuluşa, her şeyin çok güzel olacağına inancımızı bu kez bir belgeselle tazeleyelim. Hoşçakalın.